sabah 7-8 gibi. İşte Türkiye'nin en büyük filozoflarından Teoman'ı tekrar halkına mesaj verirken izliyoruz. Hakikaten Teoman çok sevdiğim sevgili dostum. Son zamanlarda magazin muhabirleri sıkıştırmasa hakikaten yepyeni ve müthiş şarkıları dışında ağzından bir şey almak mümkün değildir. Teoman'ın konuşması. Fakat bugünlerde yıllarca uzak durduğu magazin muhabirleriyle çeşitli ayrıntıları paylaşır oldu. İşte mutlaka B vitamini almanız gerekiyor daha sağlık. Yani böyle bir belgesel haybeden bir şeyleri anlatıyor ama bunu da ben her zaman bir taktik olduğunu düşünüyorum. Öyle bir ayrıntıya boğuyor ki ortayı. Yani hiçbir şey konuşulamamış oluyor yine. Evet. Tabii bu kendi müziğini yaptığı bir film galiba değil mi? O bir galada mecburen bulunmak zorunda yoksa gitmez. Böyle bir sosyal bir adam değil zaten. Fakat orada da ne konuşsun işte? Mesela işte akşamları erkenden uykum geliyor ve mutlaka soğuk havalara dikkat ederek sıkı sıkı giyinmek gerekir falan filan gibi bir şey anlatıyor yani. Evet görelim. Diyorum ben artık. Eskiden bunlar benim yattığım saatlerde bundan 15-20 sene evvel. Ama artık insan değişiyor tabii belirli bir yaştan sonra. Spor yapıyorum. Ya seviyorum da sporu. Boş boş oturmayı da seviyorum. Evet yani, ama arkadaşlarımla görüşmeyi seviyorum. Yani. Eski yolunda çalışmıyorum. Emeklilik de kötü herhalde. Dur. Yani burada mesela bak Norm Ender'e yani mesela yaşlandın değil mi? Benim yaşıma Teoman'ın yaşına geldin. Artık budur yani. Evet. Yani çok uzun ve güzel bir kariyerin sonu budur. Yani fazla bir şey bekleme. Yani bir havuzda arkadaşlarına beraber çılçıplak partilemeyeceksin yani. Sonuç bu. Artık. Yani bir rockstar da olsa. He, değil mi? Yani mesela Teoman olabilir ya da olabileceğin en iyisi Erol Evgin olabilir mesela. Yani zirve. Zirve olabilir. Sizin için de söylüyorum tabii ki. Yani zirve, zirve budur işte. Abi Teoman'ın nefis bir podcast'i var. Nile Örnek'le, Nile Örnek'in podcast'ine katıldı. Orada yaklaşık bir saatlik bir sohbet ediyorlar. Biliyorum. Çok güzel anlatıyor kendini. Yani hepinizin dinlemesini tavsiye ederim. Emeklilik, sıkılganlık, üretkenlik ve onun sonundaki o süreçleri çok güzel anlatıyor. Evet, evet ayrıca da topluma yararlı bilgiler de var değil mi? Sonunuz yani, bu evet. Demek istiyor. Ha? Ne? Tatlı. Ya, sonunuz bu demek istiyor. Ya ben onu söylüyorum. Yani diyorum ki sonunu olabilecek en iyi şey bu. Ya da Erol Evgin. Yani benim aynı tür müzik değil tabii ama hani daha uzun bir geçmiş istiyorsan şimdi Erol abinin geçmişi de 70'lerin ortası filandır herhalde değil mi? 70'lerin ortası. Yani şimdi oradan vursan yani 50 seneyi zaten bitirdi. Zaten 50 seneyi geçti. Yani 50 sene her gün gündemde olsan değil mi? Erol abi ben mesela şeyde Instagram'da takip ediyorum. Çoğunlukla intihar neşiğine geliyorum ama mesela Erol abi de ne yapıyor mesela? Geliyor mesela çiçeklerin önüne. Merhaba dostlar. Evet, evet çok tatlı. Yani o zaten mükemmel. Yani bir dost eli uzanmış sana gibi, birisi borç veriyormuş gibi bir şey. O merhaba. Merhaba dostlar. Ortancalar ne güzel açmış değil mi? Yani hani intihara doğru da gidebilirsin, hayatı da sevebilirsin filan. Evet, devam. Grubunda kendini yere emekli diye düşünmek, hayatın başka alanlarından da zevk almak daha mantıklı galiba. Emeklilik size uygun. Orada. Tatlı ses, Dua Lipa'nın fotoğrafı. Ya bu, ya şimdi, ya canımızın içi yani. Şimdi bu adamı bununla niye kandırıyorsunuz ya? Dua Lipa senin dövmeni yapmış. Allah cezanı verecek. Yani değil mi? Yani yazık. O da diyor ki evet diyor. Allah yani, cezanı verecek. Bu kız kim diyor ya da tanıyordur Dua Lipa, İbrahim Tatlıses. Tabii ki müzik piyasasından haberdardır da. Yaptırmış mıdır? Yaptırmıştır hocam. Niye olmasın yani? Evet devam. Toplu fotoğrafını gerçek sandı. Sırtına dövmesini yaptırdığını düşündüğü dünya yıldızı için güzel ve cesur kızımıza teşekkür ederim. Dur. Yani orada da bir şey var. Yani benim bu kızda gözüm yoğu da İbrahim Tatlıses belirtiyor. Yani cesur ve güzel kızımıza. Ya benim kızımız olur artık o diyor. Yani bak orada da bir hani bir mesaj var. Devam. Fotoğrafı kendi hesabında paylaştı.